Lan telefon düştü. Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün tekrardan çizim yorumlayacağız. Enerjiyim lan. Enerji patlaması yaşıyorum evde. Arkadaşlar bu çizim yorumlamanın bir farkı olacak. Ne olacak? Ben normalde ne yapıyordum videoları? Şu şekilde oturuyorum böyle. Merhaba arkadaşlar, bu videoda çizim yorumlayacağız. Dümdüz konuşuyordum ama bu videoda vlog tarzında olacak. Yani ben böyle evi dolaşacağım. Kendi kahvemi yapacağım. Bir şeyler yapacağım işte. Ve o yandan da sohbet gibi bir çizim yorumlama videosu olacak. Vallahi güzel olacak diye düşünüyorum. Bu arada bu ikisi neden böyle? Hani bir tane uzun bir tane kısa. Ben bunu gerçekten tilt oluyorum. Bakın. Şimdi birazcık şuradan çeksem. Şimdi bu kısa kaldı. Bunu biraz çeksem. Tamam neyse. Evet şimdi ilk çizim yorumlamayla başlayalım. Bu arada çizim videolarının gelmesini daha da fazla istiyorsanız bu videoya böyle bir en az 1000 like atarsanız çizim yorumlama videoları gelecek. Bir de sen de diyelim çizim yapıyorsun. Çiziminin yorumlanmasını istiyorsun. O zaman da beni Instagram'dan takip et ve Instagram'dan bana DM at. Kendi yaşını, kaç yıldan beri yaptığını ve yaptığında bir tane çizimi. Çünkü bazı arkadaşlar 15 tane atıyor. Arasından hangisini seçeceğim ya? 10 dakika orada zaten kaybediyorum. O yüzden arkadaşlar bir tane çizim atın. Kendini seçin ne olur. Ben de ona göre yorumlayayım. Ha bu arada 10 Kasım, bakın 10 Kasım'a kadar bir etkinliğimiz var. Bizim biliyorsunuz bir önceki videomuz var. 100 tane çizim yaptık, göz çizimi. O videonun yorumlarına bakın G, R, Y yazarsanız eğer, bir de kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız eğer 10 Kasım'a kadar 3 tane arkadaş seçeceğim. O 3 tane arkadaşa Instagram'dan ulaşacağım ve onların da dijitalden çok güzel bir portresini çizeceğim. Böyle bir aslında çekilişimiz var. O videoda gidin yorum atın bence. Şimdi efendim, ben bir kahve yapayım da kendime geleyim. Bak bu sabah ders vardı. Hoca böyle mail atmış, tipografi dersi. Ama ne zaman? 9.55'te. Benim kalktığım saatte 9.54. Bir dakika sonra baktım mail gelmiş. Mailde de şu yazıyor. Arkadaş saat 10'da bekliyorum. Lan daha ilk ders. Hoca 5 dakika önceden haber vermiş. Neyse böyle uykulu gözlerde falan açtık. Dersimizi yaptık. Şimdi şurada suyumu ısıtacağım. Biraz daha su koyayım şuna. Şimdi şunun altını açacağım. Herhalde herkesin evinden bu çakmaktan vardır. Neyse arkadaşlar şimdi yorumlayayım. Bak şimdi süper bir çizim vardı. Kaan Kuzu 19 yaşındaymış ve kendini bildim bileli çizim yapıyormuş. Bak bir Black Panther'dı. Black Panther ne lan? Sanırsam kuru boyayla yaptığı bir çalışma. Hani gerçekten çok güzel duruyor. 19 yani aynı yaştayız. Ve gerçekten hani beğendiğim güzel bir çalışma. Ekstra bir yorum vesaire. Ha, belki bazı ufak tefek yerlerde boyanın karışması daha iyi olabilirdi. Ama o da şey için yani böyle illa bir şey söyleyeceksem ama onun haricinde gayet güzel bir çalışma valla. Eline koluna yüreğine sağlık. Ben çok beğendim. Seni tebrik ediyorum. Şimdi şurada da bir arkadaşımız var. İsmim Atahan. 8 senedir çizimle uğraşıyormuş. 14 yaşında ama uzunca bir süre ara vermiş. Gelişememiş. Şimdi tekrardan çizmeye başlamış. Şimdi şöyle ve metoda çizmiş galiba. Aynen. Şimdi 14 yaşında bir arkadaşım sanırım 8. sınıfa gidiyor. Ama tabii ki uzun süre maalesef ki çizmeyince çizim çok nankör bir şey arkadaşlar. Yani sen ona ne kadar emek verirsen o seni o kadar fazla geliştirir. Ama diyelim ki sen bir sene çiziyorsun ama bir ay, iki ay bir ara verdiğim gerçekten seni geriletebiliyor. Arkadaşımızda şöyle bir yola çizimi yapmış. Şimdi ilk baş çok tatlı olmuş. Eline sağlık. Ama şimdi hatalar ne burada? Bayağı hata var. Hatalarımız şu. Senin çizgilerini çok fazla sert yap. Ve kesik kesik. Yani böyle düz çizgi atıyorsun ya. Düz çizgiyi böyle boyar gibi atmışsın. Ama onları daha sade bir şekilde yapabilirsin. Biraz daha hani özen, daha sakin. Ve bunu geliştirmek için de boş kağıdı al. Full karala, yuvarlaklar at, üçgenler, bir şeyler at. Yani çizgi çalışması yapman çok önemli senin için. O şekilde yaparsan kendini çok daha hızlı bir şekilde geliştirirsin diye düşünüyorum. Bu arada kahvemiz galiba oluyor. Evet suyumuz kaynadı. Güzel bir bardak. Mükemmel. Sade kahve içiyorum çünkü spora başladığım için bir yandan da kilo vermeye çalışıyorum bu arada. Kaç vermiş? Şu ana kadar 2,5-3 kilo falan verdik arkadaşlar. Benim hedefim 15-20 falan. Hani bir 15 kilo versem güzel olur. Yani o yüzden kahve içtim, bir de sade kahve içiyorum. Süt falan kullanmıyorum. Şöyle bir güzel. Oh 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 buhar oldu kamera. Şöyle kahvemiz de hazır. Ha bu arada arkadaşlar sizlere önemli bir duyurum var. Çok eskiden YouTube'a başlarken bundan 4-5 sene önce böyle birkaç tane arkadaşım vardı. Ve onlar şu an bir YouTube kanalı açmışlar Foxbug adında. İlk videolarını izledim gayet iyi. Hani yüksek ihtimal bu video izleyenlerin hemen hemen hepsinde oyunla alakalı bir ilginiz vardır. Ve oyun biliyorsunuzdur, oyun oynamışsınızdır. Ve onlar da oyunla ilgili bilgiler, içerikler... Lan bir korna ne? Sus lan! Neyse işte öyle içerikler paylaşıyorlar ve kesinlikle de sizden simce olarak desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar.
Aşağıda ve kartlarda videonun linkini falan bulabilirsiniz arkadaşlar. Gidin, hatta şu an videoyu izlerken hemen durdurup hemen bir abone olun arkadaşlar. Daha sonra izleye tıklayın. Videomuzu bitirin, ondan sonra gidin arkadaşlar kanala. Hani en azından böyle bir bizden güzel bir kitle giderse çok 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 mutlu oluruz arkadaşlar. Evet, takip edin, yes. Abone olun. Şimdi bir sonraki arkadaş. Bir arkadaşımız yazmış, abi 11 yaş iyi mi diye. Canberk Ender diye bir arkadaşımız. Şimdi bak kardeşim, bir kere sen 11 yaşındasın ve 11 yaşına göre bence çok çok iyi bir çalışma. Vallahi helal olsun. Tamam, mesela bardakta elips kısmında, mesela bardağın en yukarı kısmında evet bir sıkıntımız var. Ama gerçekten hani oradaki kontrastı falan güzel vermişsin. Oradaki suyun kabarması, suyun fokurdaması. Anlayamazsınız. Ama gerçekten vallahi kardeşim, 11 yaşına göre iyi mi demişsin de gerçekten iyi bir çalışma. Evet, bir tık perspektifte sıkıntılar var. Ama senin şu an yapman gereken sadece çalışmak ve çizmek. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten yaşına göre güzel bir çalışma. Aferin lan sana. Aferin. Şöyle bir devam. Ah, kahve unutuyordum. Kahve nerede burada? Ben de var ya, yeni bir diziye başladım arkadaşlar. Deadly Class diye. Acayip bir şey ya. Çok güzel bir dizi. Tavsiye ederim. Netflix entegre. Şimdi bakalım ne varmış. Çok fazla insan Instagram'dan yazıyor. Herkese cevap verme ihtimali maalesef ki yok arkadaşlar. Keşke olabilse ama maalesef yok. Ben Simay, 14 yaşındayım. 2 yıldır çizimle ilgileniyorum. Bu yıl ciddi olarak illüstrasyon çizimleri yapmaya başladım. Hatalarım olabilir. Hiç de eğitim almamış. Yine 8'e giden bir arkadaşımız. Hemen bakalım. Şimdi kardeşim, ProMarker'la yaptığı bir çalışma. Ben bir kere renkler falan gayet hoş duruyor. Sanırım hem ProMarker hem de Kruvo'ya kullanmış. Evet, anatomide falan bir tık hatalarımız var ama 14 yaşındasın, renkler gayet böyle hoş duruyor, hafiften böyle bir pastel tonları kullanmışsın. Hani buna diyecek şeyim aslında şu, sen bunu ProMarker'la yaptın emin misin lan? Kuru boya gibi duruyor her yer. Kızın omuzları falan bu arada bayağı geniş olmuş. Zaten bu bir illüstrasyon olduğu için aslında anatomi olarak da %100 doğru olmasına gerek yok. Ama mesela ellerde biraz sıkıntımız var. Şimdi her ne kadar illüstrasyon yapıyoruz diyelim, deforme ediyoruz ama bu deforme ettiğimiz şeylerde konuşamadım. Porsi olsun, eller olsun, ayaklar olsun, mesela bunları olabildiğince doğru yapmaya çalışalım. Çünkü ellerdir, portedir, ayaktır. Bunlar bizim ne kadar fazla çalıştığımızı ve profesyonelimizi gösterir. O yüzden de onları biraz daha özenle çalışmanı tavsiye ederim. Şimdi mekan değiştirelim. Başka koltuk, aynen başka koltuğa geçelim. Şimdi bakacağız. Başka bir arkadaş. Merhaba Ceyhun, yaptığım birkaç çizim paylaşmak istiyorum. Eğer sorun yoksa cevaplar mısın? Tamam, şimdi bakalım. Emrecan diye bir arkadaşım sanırsam. Yaşını yazmamış. Neyse bakalım. Şimdi şöyle bir tükenmez kanalına çalışma yapmış. Şimdi kardeşim, bir kere hatamız nerede? Bazı yerlerde çapraz taramalar atmışsın. O çapraz taramalar doğru değil. Yani evet, bazı yerlerde gene öyle şeyler kullanılabilir. Ama her zaman kullanamazsın. Ve hemen hemen birçok yerde, mesela bak gövdeye. Gövde neredeyse aynı ton. Yani birbirine karışmış. Evet, orada ceket içinde gömlek vesaire var. Mesela gömlek aslında bembeyaz kalabilirdi. Ceket daha koyu olabilirdi. Ve tabi anatomide de bazı hatalarımız var. Mesela kolu falan bayağı küçük kalmış. Kolu bayağı da ince kalmış. Ha, portre fena durmuyor. Saçlar falan güzel, hoş duruyor aslında. Ama tavsiye olarak da yapacağın şeye siyah beyazı çevirebilirsin. Ya da ne bileyim, çevirmesen bile. Bak şöyle gözünü kısıp bak. Gözünü kısıp baktığın zaman neresi koyu, neresi açık çok daha iyi görebilirsin. Ve sen de ona göre tarama girersin. Ve taramaları olabildiğince çapraz değil de biraz daha yönüne göre atmaya çalış. Mesela kol. Sen kola bir sağa bir sola atmışsın ama kolun aslında silindir bir yapısı var değil mi? Şimdi mesela şöyle bak benim koluma. Sen bu kolu nasıl tarayacaksın? Yuvarlak bir şekilde tarayacaksın. Yani yönü şu şekilde olacak. Ama sen bunu böyle tararsan eğer, bak ne olur, bu kol 3 boyutlu gözükmez. Sen bunu 3 boyutlu gözükmek istiyorsan böyle silindir taramalar açacaksın. Tavsiyem de budur. Ben Salman, 17 yaşındayım. 2 yıldır çizim yapıyormuş. Aslında çok fazla çizim var ama elime bu geçmiyor. Şimdi bir Mr. Bean, harbi eskiden Mr. Bean ne izlerdik ya. Şimdi bak kardeşim, hatanın en başında şu var. Şimdi bir kere işin çok fazla gri duruyor. Yani bir ton değeri pek fazla göremiyoruz. Aynı zamanda da çizgilerin çok sert kalmış ya. Şimdi mesela bazı yer dudak kısmı mesela çok katı duruyor. Çizgi değeri dediğimiz şey aslında birazcık şudur. Bir çizgi atıyorsan eğer, diyelim elini kaldırmadan bir çizgi atıyorsun. Çizgide bir kısmı diyelim bastırdım, bir kısmı hafif bıraktım, bir kısmı böyle bastırdım diyelim. İşte biz bunun çizgi değeri diyebiliriz aslında. Ama sen hepsini dümdüz aynı değerde atarsan bu çok daha fazla iki boyutlu durabilir. Ve yine anatomide, gözlerde hatalarımız var. Şimdi ben genelde arkadaşlarımız atıyor, bir tane çizim atıyorlar. Ben o bir tane çizimi değil de sonuçta bir tane çizimi ben orada yorulmasam, desem ki bak bunun gözünü düzelt, bunun burnunu düzelt falan desem, adam diyelim ki bir sonraki çizimde onu düzelmiş bir şekilde yapacak ama tam olarak onu öğrenemeyebilir. Ben de o yüzden
genel olarak şunları şöyle yaparsan artık daha iyi bir şekilde bütün çizimlerinde böyle gidebilirsin diyorum ki sadece bir çizimde değil artık hayatı boyunca da kendini bu konuda geliştirmeye belki çalışır diye uğraşıyorum. Ha bu işine bakarsak dediğim gibi hani biraz gözlerde, ağızda, dudak işte şeyinde falan biraz daha iyi olabilir. Ama onun haricinde ton değerleri ve çizgi değeri çok 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 önemli senin için. Şimdi bakalım. Bir arkadaşımız direktman soru sormuş. Abi senden tavsiye isteyeceğim. Güzel sanatlarda okuyormuş arkadaşımız ve 3. sınıfmış lisede. Ama bakmadan resim çizemiyoruz. Bayağıdan beri zorlanıyorum. Yani kafanda çözemiyormuş falan. Verebileceğin tavsiye varsa sevinirim. Ben de arkadaşlar bunu videoda cevaplamış olayım. Eğer ki sen de videolarımızı fazlaca izliyorsan bilirsin. Yani görürsün. Şimdi şöyle, kafadan çizmek gerçekten zordur. Evet, bakarak yaparsın. Bakarak yaparsın yani. İstersen 15 saat uğraş ama gene yapabilirsin. Bakmadan çizmek için çok fazla çalışman lazım. Yani mesela sana çok güzel bir taktik söyleyeyim. Diyelim ki figür yapıyorsun değil mi? Figürü al, bakarak çiz. Daha sonrasında sayfanın arkasını çevir ve bu sefer bakmadan çiz ama aynı figürü. Bakın bu sefer ne olacak? Artık bir yerden sonra bunu tekrar ederken, bir şeyi çizerken sadece onu çizmek olmayacak kafanızda. Bir şeyi çizerken neden bu çizgiyi attım ve nasıl bunu bakmadan yapabilirim gibi kafanızda yer edinecek. Kafanızda bunu sorgulayacaksınız ve artık bir yerden sonra da bakmadan gayet güzel çizimler yapıyor hale geleceksiniz. Yani o yüzden de böyle taktik çok önemli. İlk başta bakarak, daha sonra sayfayı çevirip daha sonra bakmadan çizin arkadaşlar. Çok güzel bir etkisini göreceksiniz, haberiniz olsun. Ha tabii şimdi bazı arkadaşlar bunu bir kere yapıp abi ben bunu bir kere yaptım ama bir faydasını göremedim diyebilir. Arkadaşlar bu bir kere de olacak iş değil. Bunu belki 10 defa, belki 100 defa, belki de 1000 defa yapmanız lazım. Ama şunu unutmayın, ne kadar fazla çalışırsanız bunun da karşılığını o kadar fazla alırsınız. Bir arkadaşımız atmış. 4 seneden beri bilinçli bir şekilde çiziyormuş. 18 yaşındaymış ve Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyormuş, son seneymiş. Şimdi bakın burada bir tane köpek resmi atmış. Bir kere gayet güzel olmuş bu. Hani ellerine sağlık. İşi tam olarak bitirmemişsin. Bence bu işi bitirmediysen eğer. Ve gerçekten de sabırlı bir arkadaşımızsın. Hani sabrından dolayı seni tebrik ediyorum. Çünkü bak orada kıl kıl bir etüt yapmışsın. Etüt gerçekten önemli bir şey. Etüt nedir? Bir şeyi tıpatıp aynısını yapmaya çalışmak. Yani orada çok fazla kıl varsa evet sen de sabırla kaleminle kıl kıl onu yapacaksın. Bu arkadaşımızın da yaptığı gibi. Evet, bazı yerlerde kontrastlı sıkıntılarımız var. Belki tam olarak bitirmediğinden dolayı. Ama şu anlık gayet iyi gidiyor. Vallahi ellerine kollarına sağlık. Umarım ki de bu işi bitirirsin ve bu işi bitir yani. Daha sonra tekrardan at. Ben de bir sonraki videoda tekrardan yorumlarım bunu. Ama şu anlık gayet iyi gidiyorsun. Seni tebrik ederim. Evet, bir arkadaş 14 yaşındaymış. 12 yıldan beri çizim, oha! Belguzar Cemre Polat diye bir arkadaşımız. 2 yaşından beri çizim yapıyormuş ve gerçekten de çizdiği şey mükemmel. Yani yaşına göre yaptığı şey gerçekten iyi. Kontrastı, ışığı falan gerçekten muazzam. Ve sanırsam da kuru boya ya da pastelle yaptığı bir çalışma. Hani bayağı tatlı duruyor. O saçlardaki ışıkların güzelliği ne lan öyle? Vallahi helal olsun kardeşim sana. Ellerine kollarına sağlık. Evet hani boynu falan, boyundaki kaynaşmalar birazcık sıkıntı oluyor. Ama zaten bir illüstrasyon yapmışsın. Ve 14 yaşındasın. Sana diyecek hiçbir şeyim yok. Aferin lan size. Vallahi billahi ellerine kollarına sağlık. Işık, tarama, tonlama gayet hoş. Ve sen de daha da fazla inşallah bırakmazsın. Bırakmasan da çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. 14 yaşına göre gayet güzel bir çalışma. Merhaba, ismim Fulya. 19 yaşındayım. Küçüklüğümden beri çizim yapıyorum. Ancak 3-4 yıl ara vermiş. Karantina sürecinde tekrardan başlamış ve dijital yapmış. Yeniymiş bunda. iPad ile birlikte Procreate kullanıyormuş. Süper. Çizimi nasıl daha iyi hale getiririm ve gerçekçi yapabilirim? Evet şimdi Fulya. Şöyle bir çalışma yapmış. Şimdi buradaki hatalar nedir? Aslında birazcık bu bitmemiş bir iş gibi duruyor. Yani birazcık flu duruyor. Bazı şeyler, evet mesela kontrast, ışık falan eyvallah gayet iyi. Ama daha da ayrıntı girmelisin. Yani şöyle, eminim ki çizdiğim portrede mesela saçlar ya da ne bileyim burun üzeri, dudak içi, dudak üstü çok daha fazla ayrıntısı vardır. Tek yapman gereken biraz daha sabırlı olman. Yani Procreate'de bir sürü fırça var. Saç fırçaları var. Ya mesela onları kullanabilirsin. Evet burada gene saça birazcık ayrıntı girmişsin ama yeteri kadar değil. Ve aynı zamanda da mesela saçın bazı alnın yukarısında saç bitimi var ya. Mesela o saç bitimleri çok kesik kesik duruyor. Hani onları daha doğal bir etki bırakabilirsin. Çok daha fazla. Bir de sanırsam sen şey yapmışsın. O Procreate'de böyle parmakla dağıtma. Yani böyle boyayı dağıtma şeyi var, bölümü var. Sen onunla yapmışsın bazı kısımları. Evet gene yaparsın ama çok fazla yaptığın için tam olarak gerçekçiliğini yitirmiş.
Yani şu anlık aslında sana bir önerim varsa o da şu. Biraz daha ayrıntı gir. Yani evet, o parmakla dağıtmayı çok fazla kullanma. Hani kullan ama çok da kullanmamaya çalış. Daha yavaş o parmakla dağıtmayı yapmak yerine direktman oradaki kaynaştırmayı kendin renk bul. O renklerle yaparsan çok daha gerçekçi bir şey elde edersin, haberin olsun. Şurayı seviyorum bak. Küçük Ceyhun. Biraz orta, hafif ortanın büyüğü ve son Ceyhun. Son. Abi son Ceyhun ne? Bu da küçük simge. Orta, ortanın bir büyüğü. Bu da şimdiki simge işte. Abi küçükken ne kadar tatlıymışım ya. Baksana şuna, senin ağzını yüzünü yiyeceğim ya. Ah işte eski masumiyetimiz nerede? Hey. Ha bak, bunu mesela yorumlayabiliriz arkadaşlar. Ben de 14 yaşındayken şöyle bir şey yapmıştım. Şöyle bir çalışma. Hadi bakayım şimdi siz beni yorumlayın. Merhabalar, 14 yaşındayım. Yaklaşık 5 seneden beri çizim yapıyorum. Yorumlar mısınız? Ama bak ben de 2 tane resim göstereyim. Siz de seçmekte zorlanın. Bu da benim ikinci resmim. Gene 14 yaşında yaptım. Seç, beğen, al. Öyle böyle bir çalışma arkadaşlar. Bu arada videoyu benim de sizi seveyim böyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Olabildiğince yorumladık birçok arkadaşımızı. Dediğim gibi bakın, bu videoların devamını istiyorsanız eğer video beğenin. Bir de videonun ortalarında söylediğim gibi de bir arkadaşımız dediğim gibi kanal açtı ve o kanala da abone olun. Gayet güzel içerikler, gayet güzel videolar gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hani bu tarz aslında kamerayı elime alıp bir yandan da kahvemi içip bir yandan da vlog yapmaya, hani vlog tarzında bir çizim yorumlama olsun istedim. Siz de bunu umarım beğenmişsinizdir. Hatta beğendiyseniz de kesinlikle yoruma yazın. Ben de ona göre çizim yorumlamaları belki artık bu tarz çekebilirim. Biraz dışarıda nefes alırım. Hep evde ya. Oh kelebek. Lan kelebek gördüm. Çok güzeldi. Ama bir şey diyeyim, ben o kelebeği her gün görüyorum. Lan ölmüyor mu bu kelebekler bir günde? Gerçi o bilgi galiba yalanmış. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Sanatla kalın. Çizim yapmak her zaman sizi geliştirir. Ama önemli olan kendinizin hatalarınızı düzeltmeniz ve geliştirmeniz. Sadece çizim değil, hayatınız sizin için bir fırsat. Ve kendinizi de hiçbir şey için üzmeyin, tartışmayın, kavga etmeyin. Hayatınıza bir kere geliyorsanız mutlu olmak için her şeyi yapın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve ben sizler videomu izlediğiniz zaman çok seviniyorum. Çünkü herkesin birer tane hayatı var ve kısa bir hayat. Ve bu kısa hayatta bana 10 dakika, 20 dakika, 1 saat, 2 saat ayırıyorsanız demek ki ben güzel şeyler yapıyorum demektir. Umarım ki size katkım oluyordur. Ve katkım oluyorsa da ne mutlu bana. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Sanatla kalın. Sanatsız bir toplumun toplum de...